TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber. Yani bugün iç sahada karşılaşmayı yazılanmıştık aslında. Dün tabii Fofana ve Tomane'nin yaşamış olduğu rahatsızlık bizi açıkçası maç saatine kadar biraz tereddüt içerisinde bıraktı. Belki haberiniz var, belki yok bilmiyorum tam olaraktan ama yani saat 3-3.30'a kadardır oynayıp oynamayacakları tam olarak belli değildi. Çünkü ikisi de aşırı derecede ateşli ve sıvı kaybı yaşıyorlardı. Buradan sağlık ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Bütün gereken müdahaleleri yaptılar. İki oyuncumuzu da sahaya çıkartabildiler. Ve ayrı zamanda da oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ikisi de gerçekten çok özveriyle bugün oynadı. Karşılaşmaya iyi başladığımızı düşünüyorum. Çünkü rakip beklediğimiz gibi. Yani tamamen oyunun neredeyse gol gelene kadar set oyununa geçeceği çok aşikardı. Bundan dolayı ikinci bölgede özellikle bekleyip bizi hataya zorlayıp oradan pozisyon üretmeye çalışacaklardı. Bu maçın ilk dakikasından itibaren çok net bir şekilde gözüktü. Yani burada sizin de özellikle geriden topu aldığınızda veyahut da birinci bölgeleri 1-2-3'e geçerken doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bunu birinci ve ikinci bölgede gayet olumlu yaptık. Ve girmiş olduğumuz özellikle ilk devre golden önce de birkaç tane çok net pozisyonumuz var. Değerlendiremedik. Yani devre arası 2-3 farkla girmemiz gerekirken maalesef 1-0 geriye düştük. 1-0 ile kapattı Tomane'nin atmış olduğu goller. İkinci devre rakibin biraz daha belki önde oynayacağını düşünerekten ve daha çok pozisyona gireceğimizi bekliyorduk ki bu da oluştu. Yani gol gelmeden önce, rakibin beraberliği sağlamadan önce de yakalamış olduğumuz birkaç tane net pozisyonumuz var. Değerlendiremedik. Yani oyun olarak tabii herkesin futbola bakış açısı değişik ama benim futbola bakışım ve benim futbol dünya futbolunda takip ediyorum. Gördüğüm yani bu oyun olaraktan, pozisyon olaraktan bir karşılaşmada bundan daha fazla pozisyona girme şansınız yok. Yani atamadığınız, yani futbolda skor oyunu atamadığınız zaman maalesef ve skorda 1-0 ise her an bir tehdit. Rakip de atmış olduğu gol yani aslında bizi çok net güzel bir şekilde cezalandırdı. Bu kadar siz pozisyona girer değerlendiremezseniz o zaman işte birisi kıskalar, birisi vurur, çarpar, öteğine gider. Ondan sonra başka bir şekilde olur. Rakibin ayağı önüne düşer ve gol olur. Yani bu bugünkü rakibin atmış olduğu golün özeti. Şimdi değişikliklerle ilgili de birkaç bir şey bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu da çok önemli. Neden o sürece kadar beklenildi değişik için? Daha önce hamleyi tabii ki düşünüyordum ama Fofana ve Tomane'nin anlattığım gibi yani yaşamış oldukları rahatsızlık açıkçası bize her dakika tedirgin ediyordu. Ne zaman yani oynayabilecekleri, açıkçası maç öncesi ne kendileri ne de ben 90 dakika oynayabileceklerini tahmin etmiyorduk. Şey olarak da. Ki iyi de oynadılar yani. Mücadele ettiler, koştular, gerekeni de yaptılar. Bundan dolayı her iki oyuncu için biraz böyle temkinli davranmak zorundasın. Bunu yapalım derken Osman değişiklik istedi. Alaaddin değişiklik istedi. Bu sefer tamamen kafamızda olan, yapmamız gereken hamleleri değişik yönde kullanmak zorunda kaldık. Çünkü normal olarak yani defansta özellikle takım iyi oynarken ve skor lehinizeyken değişiklik yapılmaz. Yani çünkü iki iyi oynayan oyunculardı yani o bölgede de. Ama maalesef biraz önce söylediğim gibi iki oyuncumuzun soru işareti olması, Tomane ve Fofane, Alaaddin ve Osman'ın da zorunlu değişiklik istemesi hamlelerimizi biraz değişik yöne doğru itti. Yani zor olarak. Yeni gelen oyuncularımız yani iki tane oyuncumuza bugün az da olsa bir süre verdik. Daha fazla süre verilebilir miydi? Verilemezdi çünkü daha 2-3 gün önce aramıza katıldı. Tam olarak ne olduğunu yani biz de ne o takım oyuncuyu tanıyordu ne oyuncu takımı tam anlamıyla tanıyordu. Oyuncunun kendisiyle de görüştük ve bunu bu şekilde değerlendireceğimizi de söyledik. Kayanmeden gayet olumlu şeyler idmanda da görmüştük ama bugün az sürede de o sahada bulunsa da gayet olumlu şeyler gördük. Yani beklediğimiz bir profile sahip. Özellikle kanat oyuncusu için. Ensar yani o da son dakika arzu isteği çok net bir şekilde gayet güzeldi şey olarak da. Ama burada ben özellikle uzun süredir yani Vukan'la ilgili bazı işte neden bugüne kadar oynatılmadı işte diye düşünce mutlaka vardır, sahiptir. Vukan bir kere sizin de bildiğiniz gibi
devre arası dönüşü bir Covid geçirdi ve takımdan yaklaşık bir 14-15 gün uzak kaldı. Ondan önceki süreçte de Tuzla maçı ve Göztepe maçı yani cezalı olduğu için biliyorsunuz o karşılaşmada da oynamadı. Yani toplam bir süreyi hesapladığınızda 5 haftalık takımdan ayrı kalmış bir süre var. Yani idman bazında da aynı zamanda. Bunu kolay bir süreçte kapatmak mümkün değil. Çünkü 5-6 hafta takımdan ayrı çalışmak ki ondan sonraki süreçte de yani Balıkesir ve Kocaeli karşılaşmasında galip gelen takımı açıkçası değiştirmek istemedim. Çünkü oyun olarak belki beklentinin zaman zaman altında kalsa da skor olarak da çok önemli. Yani bugün kötü oynayıp iyi sonucu alsaydık herkes değişik şeyler. Yani çok mutlu olacaktı ama iyi oynayıp kötü sonuç aldığınız zaman bu sefer değişik yorumlar yapılıyor. Yani bugünkü üzücü olan skor. Onun haricinde çok fazla yani bu kadar pozisyona girdikten sonra bizim yapabileceğimiz açıkçası çok fazla bir şey yok. Daha fazla çalışmak var yapacağımız. O pozisyonları daha iyi değerlendirmek için daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Bunu yapacağız. Salı gün tekrar bir karşılaşmamız var. Pazar gün tekrar içeride oynayacağımız bir karşılaşma var. Bugün açıkçası geçen hafta çok fazla değil ama bugün kaybettiğimiz 2 puana gerçekten çok üzüldüm. Çünkü bu oyun bunu hak etmiyordu yani. Diğer taraftan da taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yani özellikle maçın belirli bölümlerinde çok destek verdiler. Takımı iyi bir şekilde motive ettiler. Keşke maçın 75. dakikasından sonra da aynı desteği gösterdilerdi. Çünkü 20 dakika gibi bir süre var. O sürede de çok şey değişebilirdi. Yani orada biraz zaman zaman serzenişler oldu. Oysa bizim şu anda o tür şeylere bize bir şey katmaz. 75 dakika yaptıkları bize çok şey katar. Çünkü o süreçte de çok pozisyonlara girdik. Şehrin beklentilerini çok iyi biliyorum, çok iyi anlıyorum şey olaraktan. Ve bunu gerçekleştirmek için de yani inanın tahmin ettiğinizden fazla mesai harcıyoruz. Ama bu zaman zaman da yetmeyebiliyor yani şey olaraktan. Çünkü her zaman istediğinizi alamıyorsunuz sahada. Ama ben sezon sonunda istediğimizi alacağımıza inanıyorum ve eminim de yani. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Puan farkı bizim geldiğimizde playoff için 8-9 iken şu anda biz ilk iki için aynı puan farkındayız. Çünkü 11 puan gibi gözüküyor ama bizim bir maçı eksik olduğumuzu yani göz ardı ediliyordu o süreçte. Çok fazla karamsar olmamak lazım. Bizim şu anda karamsarlığa değil hafta içerisinde de söylediğim gibi birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Sizlerden de ricam özellikle yerel basından yapmış olduğumuz açıklamalarda sadece cımbızınızı kullanmayın. Yani içinden birkaç tane kelimeyi çekip de o kelimeyi başka yerlere lütfen götürmeyin. Genel olarak da yapmış olduğunuz açıklamaları yazın ki veyahut da yayınlayın ki insanlar tam ne demek istediğimizi anlasınlar. Yani sizin veyahut da o cımbızla çeken arkadaşların istediği gibi değil de bizim gerçek anlatmak istediğimiz gibi anlasınlar. Çünkü bizim anlattıklarımız eğer onu yorumlayacaksak, onu var ya mesaj olarak vereceksek o zaman onu yapalım ki insanlar tam ne söylemek istediğimizi algılasınlar tam manasıyla. Yani sizden ricam bu. Ben ulaşılmayacak birisi değilim arkadaşlar. Her zaman çok iyi biliyorsunuz. Herkes bana istediği zaman istediği kadar ulaşabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir saklım ve gizlim de yok. Yani zaman zaman arayan arkadaşlarınız oluyor. Onlara da sorabilirsiniz. Ne varsa bu ama sadece gerçekler. Ben buraya hayal satmaya gelmedim. Ben buraya görev yapmaya geldim. Buranın hayallerini gerçekleştirmeye geldim. Günü kurtarmaya değil, sezonu kurtarmaya. Buyur Cepan. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Evet, evet. Kesinlikle katılıyorum. Yani o top kayıplarında yan taraftan benim de serzenişlerimi mutlaka görmüşsünüzdür. Yani onda şüphem yok. Ama şu var. Her top pas, yapmış olduğun pas bir risk kayıp için. Çünkü topu doğru atmak lazım. Doğru kontrol etmeniz lazım. Doğru şiddetle oynamanız lazım. Rakibin araya girmemesini sağlamanız lazım. O kadar çok faktör var ki anlatamam. Yani oynamak en zor olanı, bozmak en kolay olanı. Oyunda da bu şekilde.
Ama ben de katılıyorum. Yani oyunun özellikle ilk 15-20 dakikasında da bunu zaman zaman çok yaptık. Maçın ilerleyen dakikalarında da zaman zaman yaptık. Ama biraz önce söylediğim gibi inanın bana Fofana ve Tomane ve Alaaddin ve Osman'ın yani onların zorunlu değişik istemesi, diğer oyuncularımızın soru işaretiyle maça başlayıp ve sürekli gözümüz göz temasında olmamız yapmak istediğimiz hamleleri çok fazla şey yapamadı. Yani istediğimiz hamleleri tam manasıyla yapamadık, onu söyleyeyim. Evet Selçuk. Evet. Fofana'da hücumumuz çok iyi çalışıyor. Ama Fofana'sız veya diğer kanattan veya merkezden yaptığımız hücumlar Fofana kadar o etkiyi yaratmıyor. Tamam Fofana da bizim oyuncumuz ama diğer taraftan da aynı baskıyı sağlayabilsek belki rakip daha çok baskı yaratacak. O tarafta yetersiz miyiz veya rakipler mi bizim diğer taraflarımıza önlem alıyorlar? Tabii bu biraz da oyuncu profiliyle de alakalı. Şimdi Tomane Fofana bu kadar çok hareket yapıyor. Doğru. Topu taşıyor. Ama diğer tarafta oynayan oyuncumuz da gol kralı. Yani takımımızın gol kralı. Yani şimdi burada takımı dengelemek lazım. Ama özellikle o 10 numara ya da Tomane'nin etrafındaki oynayan oyuncuyla ilgili biliyorsunuz daha önce de konuşmuştuk oraya bir çözümle ilgili. Bunu Vukan çok iyi yapmıştı sakatlanmadan önceki süreçte şey olarak ama işte o cezalı olup ondan sonra Covid olduktan sonra biraz yani sıkıntı çektik daha doğrusu. Bugün Vukan bunu zaman zaman çok iyi işler yaptı o bölgede topu alıp işte orada oynaması. Ama oyunu yani bizim amacımız ve hedefimiz 3 bölgeyi de kullanmak. Sadece sol tarafı değil, sadece merkezi değil, sadece sağ tarafı değil. Çünkü öyle olduğu zaman rakip belirli bir süre sonra oraya da önlem alır. Bu sefer tamamen kilitlenirsiniz. Yani bundan dolayı KMB'nin bize çok şey katacağına inanıyorum. Özellikle o bölgelerde. O bölgelerde olduğu zaman da biraz daha takım içerisindeki rekabet de artmış olacak. Oyuncuların performansı da biraz daha üzerine koymak zorunda ve koyacak da. Soru sola. Buyur. Buyur Selçuk. Sakatlıklar olmasa nasıl bir değişiklik yapacaksınız? Şimdi sakatlık olmaz. Yani şimdi yani Junior geçen hafta tabii siz az bir süre gördünüz oyunda. Bir 8 dakikalık bir oyun oynadı. Ondan sonra Tallo için söylüyorum. Yani ondan sonra sakatlandı. Değiştirmek zorunda kaldık. Ama biz yani onunla işte Antalya kampından itibaren çalışıyoruz ve hiçbir tane idman kaçırmadı. Yani bunu da özellikle söyleyeyim. Sizler de zaten takip ediyorsunuz yani kimin idmana çıkıp çıkmadığını. Yani o olmuş olsaydı bugün tamamen değişik bir senaryo oldu. O 8 dakikada bir tane yani özellikle Tomane'ni biraz daha rahatlatıp o işte defansla orta saha arasındaki o mesafeyi çok iyi kullanıp vücudunu çok iyi kullanıyordu bir kere. Güçlü bir oyuncumuz. Yani o olmuş olsaydı bugün mutlaka onu daha değişik bir şekilde değerlendirirdik sakat oyuncularımızın. Onun haricinde çok fazla sakat oyuncumuz kalmadı yani. Ha onları mı söylüyorsun? Ha olmamış olsaydı o zaman değişiklik şöyle bir şey yapacaktım. Daha doğrusu değişiklikleri biraz daha önce yapacaktım. Yani biraz daha mesela 60'ta falan yapacaktım veyahut da ikinci devre yapacaktım direkt. Çünkü ikinci devrede Fofana ile konuştuğumda işte bir 10-15 dakika daha gider 60'larda falan bakarım diyerekten söylemesi biraz şey oldu. Tomane de aynı şekilde yani ona sorduğumda şunu söyledi. Yani ben maksimal oynamak istiyorum ama ne kadar gideceğim ben de bilmiyorum yani. Çünkü maçın gidişatı diyerekten. Şimdi bizim değişik yapacağımız bölgeler zaten belliydi ve alternatif olabilecek oyuncular da belli. Yani oraya kim alacaktı? İşte Melih Okutan vardı yani normal olarak düşündüğümüz. Kayamba vardı düşündüğümüz. Ensar vardı oraya alacağımız. Cihan vardı yani şey olaraktan. İşte ortası, o ön taraftaki dörtlü de. Eğer Tomane veya Fofana tam anlamıyla oynamış olsaydı KMB ile normal olarak Cihan ve Ensar'ı düşünüyorduk yani. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.